Evet, bugün Gazi Mahallesi'nin stoperi ve forvetiyle beraberiz. Merhaba. Merhaba Güllü. Gazi Mahallesi hakkında, bu seneki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci yarı neler bekliyor sizi? İlk yarıda neler yaptınız? Ben başlamadan önce kardeşimi bırakayım. İlk önce o yapsın yorumunu, sonra ben yaparım. Özür dilerim, affedersiniz. Bir alana bedava mı diyorsunuz? Şey, kampüste abi bizim. Bu arada, siz kamptan geliyorsunuz. Bu arada reklam yapmak istiyorum. Adını verir misin? Blanka TR. Ayakkabı için. Ayakkabı Blanka Shoes. Reklam ve işbirliği için. Bekliyoruz. Yerel bir konu, teşekkür ederiz. Tamam, reklam. Bu videoyu izleyip alışveriş yapanlara %10 indirim. Linklere daha sonra geçeriz. Evet, ilk yarının değerlendirmesini alalım Murat senden. İlk yarı bizim için çok da beklediğimiz gibi geçmedi. Ama ikinci yarıdan ümitliyiz. Bakalım, yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. İkinci yarı Allah'ın izniyle beklenenin daha iyisine ulaşacağız. Peki ilk yarı ne bekliyordunuz? Yarı... Abi ilk yarı ne bileyim daha ümitliydik. Daha iyi gidebilirdi işler yolunda. Ama şanssızlık. Şey var mı klasik abi, 10 maçın 9'unda inanılmaz iyiydik, rakipleri boğduk ama tabii, olmadı. Tabii tabii, bunlar var abi. Bu arada 13 maç oynadık, 10 maç oynamadık. 13 maç? Yok, on, doğru söylüyorsunuz. Ya 10 oyuncudan 9'u böyle diyor da. Ben 10 oynadım ama bunlar 13 oynadı. 13 oynadık abi. Sen bir sakatlık yaşadın, evet. Evet, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen olsan farklı olur muydu? Sonuç hafta olarak bakarsak bence olabilirdi. İkinci devreye rakipler düşünsün o zaman. İkinci devre bomba gibi geliyor kendisi. Evet Ekrem, sen ne diyorsun? Ulan mahvetti, ulan çekerim. Ben şöyle başlayacağım. Bu arada amatör futbolcuların vazgeçilmez içeceği Nargile Plus. Evet, ben ilk defa tadına bakıyorum. Güzelmiş gerçekten. Bence lige iyi başladık ilk 2-3 maç. Gol yemedik. 3 gol attık. Kimse bizden performansı beklemiyordu. Tabii ki o 3 maçta da hatalarımızı yapıyorduk ama gol yemediğimiz için bu çok çıkmıyordu ön plana. Sonrasında İzmir'de bir şanssızlık yaşadık. Kendi kalemize attık. Kardeşim kendi kalesine attı, şanssız. İndirdiler beni abi. Ondan sonra bir özgüven kaybı yaşadık. Bu da bir 10 haftalık süreci aldı. Ligin son maçını yenerek biraz olsun moral bulduk. Ligin ikinci yarısına da ben umutluyum. Aramıza katılacak arkadaşlar olursa çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Bir parantezi Meşgul Hoca'yı açmak istiyorum. Meşgul Hoca gerçekten takım için her şeyini veren adam. Adam. Adam gibi adam diyebilirim. Tabii hiçbir insan dört dörtlük değildir. Şurayı mı sileyim? Tamam. ona da teşekkür ediyorum buradan. Her zaman arkamızda oldu. Bundan sonra da olmaya devam edeceğini biliyorum. Tabii ki. İnşallah ikinci yarı çok daha iyi olacağız. Hocamızdan da beklentimiz yüksek. Hocamızdan beklentisin her maç oynatması herhalde. Yani hocama şuradan 2 adet bir eleştiri sunacağım. Bir dahaki sezon olur da Ballıgın'da kalırsak, ki düşünüyorum kalacağımızı, lütfen stoperleri izleyerek alsın. Teşekkür ederim hocam. Maşallah. Bir dedin ama, iki dedin ama bir söyledin. Bu arada sabit. Bizim oynayan iki stoper, biri Batuhan, biri Murat. Hocam lütfen izleyerek alarsın. Şey hocam, izliyorsan bu videoyu gözünü sağ, seveyim. Bir de bak, bir parantezde sağ bekimizi açmak istiyorum. Piyasada bilinen adı Kenan, lisansta bilinen adı Adnan Alpagut. Neyse artık. Alpagut. O yaşına rağmen inanılmaz performans veriyor. İnşallah böyle devam eder. Abi ben de Meşgul Hoca'dan bir isteğim var. Bundan sonra hocam gözünü seveyim. Santrafor al. Santroper değil bak. Bu santroper. Golsüz forvet, defansız forvet. Sallamalarınız bittiyse. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşin şakası bu abi.